Selam arkadaşlar, umarım keyifler yerindedir. Bugün size yaşadığım yerdeki birkaç ev fiyatını göstermek istiyorum. Şu an arkadaşın evindeyiz. Kek yemeye geldik. Kendisi öğrenci, burada doktor öğrencisi. Bu evde kalıyor gördüğünüz. Mahalle böyle bir mahalle. Bütün evlerin önden girişi var. Biraz rampa yukarı olduğu için evlere genelde merdivenle giriliyor. Şöyle görün. Buradaki evlerin fiyatı arkadaşlar şu an 80-90 bin dolar arasında. Yani gördüğünüz bütün bu evler 80 bin, 90 bin, 70 bin dolar aralığında. Şimdi ben size bu evden bahsedeceğim. Her evin önden girişi ve arkada da bir girişi var. Genelde arkada da garaj var, arka bahçe var. Evin içinde göstereceğim. Öncelikle belirteyim. Şu gördüğünüz evin kirası aylık 690 dolar. İki kişi kalıyorlar, iki öğrenci. 690 doları ikiye bölüyorlar. Ev 3 katlı. Üst kat yatakların olduğu yer, orta kat mutfak, salonun olduğu yer, bir de aşağıda basement var. Basement'ı da istersen kullanıyorsun. Yani 3 katlı ev oluyor bunlar. Gelin size şimdi arkasını da göstereyim. Evler genelde 50-60 yıllık buradaki evler. Şu gördüğünüz evler. Arka kısmı da gösterelim şöyle. Evlerin genelde arka bahçeleri de var böyle. Arkada genelde garaj oluyor. Arabanız varsa garaja koyuyorsunuz. Şöyle ufak bir garaj. Kaç araba alır bilmiyorum, bakalım. Zaten arkadaşın arabası yok. Arkadaş bisikletle gidip geliyor. Okula yakın olduğu için. Evet, iki araba alır burası. Gördünüz. Kendisi bisiklet sürdüğü için 4 adet bisikleti var. Araba kullanmayı sevmiyormuş. Garaj biraz eski, bakımsız ama olsun. Yine de iş görür. Buraya iki arabayı sığdırabiliriz. Evet, iki arabalık bir yer. Benim garajım hemen hemen aynısı ölçüleri. Bakın burası da arka bahçe evin. Yani arkadan da giriş var, önden de giriş var. Bu gördüğünüz ev. Tabii ki kiralık olduğu için arkadaşlar fazla özen göstermiyorlar. Otları kesmemişler. Burası da arka girişi. Burası genelde çöp yolu oluyor. Tali yol. Chicago'da da böyle. Evlerin arkası genelde çöp yoludur. Evet, yeniden belirtiyorum. Bu gördüğünüz ev 690 dolar. 690 lira. İki öğrenci kalıyor. Ödedikleri para 350 dolar. 350 dolar. Amerika'da aylık kira ödüyorlar. Gerçekten de ucuz. Şimdi bu videoyu niye çekiyorum? Amerika'ya ilk gelen arkadaşlar ev ararken çok dikkat etsinler. Yani öyle hemen bulduğunuz evi gidip kiralamayın. Neden diyorum? Çünkü biz buraya ilk taşındığımızda 5 yıl önce gittik, apartman kiraladık. Beni ilk baştan beri takip edenler bilir. Ben önceden apartmanda kalıyordum. O apartman bu evin belki de 1/3'üydü. Ne bahçesi vardı sana ait, ne garajı vardı. Küçücük bir evdi ve çok fazla ısınıyordu yazları. Kışında soğuktu. Çünkü ev eskiydi, bakımsızdı. Faturalar yüksek geliyordu. Yani Amerika'ya göre yüksek geliyordu. Çünkü maintenance eskiydi. Kullanılan şeyler eskiydi. Biz o evi kiraladık. O evi ödediğimiz para da bizim aşağı yukarı 1000 dolara yakındı. Yani 900 dolar, 1000 dolar arasıydı. Ama bakın burada ev kiralasaydık, yani ilk geldiğimizde gidip apartman aramasaydık, böyle müstakil bir ev kiralasaydık, düşünün 700 dolara kalıyorlar.
Ve biz 5 yıl önce 750-800 dolar veriyorduk sadece apartmana. İnanın apartman yaşanılacak gibi olmuyor Amerika'da. Çünkü tanımadığın insanlarla yaşamak gerçekten de sorun oluşturuyor. Böyle Amerika'ya ilk geldiğinizde benim tavsiyem apartman yerine böyle müstakil ev bulmaya çalışın. Amerika'da evler yerine göre değişiyor. Gördüğünüz işte bu ev 690 dolar. Tabii ki bu evin fiyatı burada böyle. Ama aynı evi New York'ta 5000 dolara kiralarsın. Kaliforniya'da bu evi 4-5 bin dolardan aşağıya kiralayamazsın aylık. Almaya kalksan şöyle bir evi Kaliforniya'da 1 milyondan aşağı alamazsın. Ama burada 70 bin dolara şu evi alabilirsin. Yani benim ev mesela 170 bin dolar. Bu 70 bin dolar. Örnek veriyorum. Bir arkadaşımız gene öğrenciydi. Geçen ay taşındı gitti. 5 sene önce buraya taşındığında ev kiralamak yerine gitti mortgage'den ev aldı. Aldığı fiyat arkadaşlar hemen hemen bu evin aynısıydı ve 60 bin dolar ödedi. 5 sene önce 60 bin dolar ödedi. Tabii ki okuduğu okul kredisiyle aldı mortgage'i. 60 bin dolara aldığı evi 5 sene oturduktan sonra geçtiğimiz ay 90 bin dolara sattı. Yani 5 sene önce 60 bin almıştı. Okulunu bitirdi, doktorasını bitirdi. Geçen ay Baltimore'a taşındı ve giderken evini sattı 90 bine. 30 bin dolar cebine para koydu gitti. 5 sene o evde bedava oturmuş gibi oldu. Yani demek istediğim Amerika'ya geldiğinizde arkadaşlar mümkün olduğunca kirada kalmayın. Ev almaya çalışın. Eğer imkanınız varsa kredi alabiliyorsanız mortgage'den kesinlikle ev almanızı tavsiye ediyorum. Biz zamanında buraya ilk taşındığımızda yani 2015'te ben buraya geldiğimde kiralık evde kaldık. 3 sene boşu boşuna para ödedik. Eğer biz 3 sene önce ev almış olsaydık, 5 yıl önce, şimdi bizim borç daha da azalmıştı. Sadece bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Biz de şimdi eve gidiyoruz. Bugün günlerden çarşamba, yarın perşembe, cuma günü de Amerika'dan ayrılıyoruz. Bulgaristan'a gidiyoruz. İşlerimizi halledeceğiz. Bundan sonra Bulgaristan'da artık size videolar çekeceğim. Bu videoyu niye çekiyorum? Amerika'da hayat pahalı diyenlere inanmayın. Amerika'da 690 dolara böyle güzel bir evde kalabilirsiniz. Bundan daha ucuzu da var. 500 dolara da var. 400 dolara da bulabilirsiniz. Yani Amerika'nın her yeri pahalı değil arkadaşım. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hatta size içerinde videosunu çekeyim şöyle ufaktan. Dışarıyı çektik. İçeriği çekmedi demesinler diye. Burası oturma odası. Burada küçük bir oda var. İçeride kitaplar var. Ben hayatımda bu kadar Harry Potter, Lord of the Rings kitabı görmedim. Bir de Hobbit var. Bakın arkadaşlar, olduğu gibi aynı yazara ait, aynı kitaplardan değişik değişik versiyonları. Burası mutfak. Küçük bir mutfağı var. Arkaya bakan bir penceresi var. Bu kapı aşağı iniyor. Birazdan aşağı ineceğim. Evin içi çok büyük değil. Görüyorsunuz. Burası oturma odası. Burada bir şömine var. Burada bir banyo var. Tuvalet var. Oturma odası küçük biraz ama olsun. Gene de iki öğrenci için yeterli. Burada da oyunlar var. Gene aynı kitaplardan. Başka şekilde burada PlayStation oyunları var, Hobbit var, yine bunlar biraz oyuna düşkün. Bizim gibi internetten bedava indirmiyorlar, para verip alıyorlar. Buradan üst kata çıkılıyor. Burada yemek masası var, bir tane şömine var oturma odasında, gayet güzel. Buradan yukarı çıkılıyor, yukarıda iki adet oda var. Odalar çekmeyeyim şimdi, adam ayıp olmasın. Gene şömine odasında
kitaplar var. Gene aynı tarzda. Gayet güzel, küçük bir ev. Şimdi mutfaktan aşağı iniyoruz. Burası basement. Şu sağdaki kapıdan dışarı çıkılıyor, yan çıkış. Basement fazla kullanılmaz arkadaşlar Amerika'da. Eski televizyonlar, oyunlar. Görüyorsunuz zaten küçük. Burada da bir şömine var, fake şömine. Genelde kullanmayan eşyalar konur, kutular konur boş. Burası biraz havasız. Pencere var ama pencereler kapalı. Kitaplar var yine. Burası da laundry room, çamaşır makinesi, kurutucu, işte evin maintainer'ı, ısıtıcı, soğutucu, bu tarz şeyler. Biraz havasız. Aslında pencereler açılsa güzel olur. Ben kendi evimde 2 adet, hatta 3 adet pencere açtım. Benim aşağıdaki basement'ta pencereler vardı ama önü kapalı olduğu için hava gelmiyordu. Ben onları açtım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.